Allah'ın merhameti sonsuzdur, ancak bizim bildiğimiz şekilde ve bildiğimiz zamanda değil. Yıllar öncesinde yatılı okumak için Konya'ya gittiğimiz gün anamla birlikte kaybolduk. O kadar üzücü ve ağır bir gündü ki, hala boğazlarım doluyor bunu anlatırken. Ve anam beni bırakıp gittiğinde kıraç bir yerde, güneşin vurduğu koskoca tarlanın içerisinde olan yurtta, böyle dünyanın içerisinde bir nokta gibi hissetmiştim kendimi ve kaybolmuştum sanki o durumun içerisinde. Aradan yıllar geçti, ben öğretmen oldum ve bir gün bir arkadaşım dedi ki, Kerime bir yarışma var, yazı yarışması var, katılabilir misin? Katılmayacağım dedim. Ya ben yazıyordum gerçi o dönemde, iyi de yazıyordum ama katılmayacağım. Arkadaşımın ısrarı üzerine o yarışmaya katıldım. Tam da o olayı anlattım. O kayboluşların, o dünyanın etrafımda kocaman olup da benim kendimin bir nokta gibi göründüğü zamanı anlatan bir yazı yazdım. Yazıda birinci geldim. Ve bana o dönemde 2000-2001 yılıydı galiba veya 2002 de olabilir. Tarihlerle aram çok iyi değil. O dönemde çok güçlü bir kazanım vermişti. Yani yarışma sonrasında. Ve yarışmayı yapan derginin editörü gelip ısrarla yazmam konusunda beni desteklemişti. Çok güzel yazı yazdığımı. O zaman şunu anladım. Hiç geçmeyecek zannettiğim acı geçti. Ve hiç bitmeyecek zannettiğim acı da bitti. O günkü çektiğim acı bana yıllar sonra bir kazanım olarak geriye dönmüştü. Hayat böyle, biliyor musunuz? Bugün yaşadığınız sıkıntılar, elemler sanki hiç geçmeyecek gibi olsa da günün birinde tebessümle andığınız, hatırladığınız ve size kazanımları ile dönen bir olaya döner. Evet, hayatınızda sizlerin de vardır böyle başı zehir gibi olan ama meyvesi çok tatlı olan olaylar. Sizler de bir bakın, Allah'ın merhametinin kişinin kul merhameti gibi olmadığını gözlemleyin. Allah zamana yayıyor, kesinlikle daha güzeli ve daha hayalinizin ötesi olan bir şeyi veriyor. Ben yıllarca bunu anlamadım önce. Kadere isyan ettiğim, küstüğüm zamanlar oldu. Yaradan'la koptuğum zamanlar oldu. Ama olayı bütün olarak değerlendirdiğimde, Yaradan'la barıştım, kaderimle barıştım, kendimle barıştım. Benim için bu kendiyle barışma sürecinde, uyanış sürecinde nefes çok etkili bir yol arkadaşı oldu. Şimdi de buradan yola gidiyorum, yola giriyorum, yoldayım diyebilirim. Ve ne olursa olsun Rabbin sana küsmedi ve darılmadı ayetini hatırlayıp, Rabbimizin daima bizimle olduğunu ve bizi çok sevdiğini hatırlamak ve onun rahmetinin ve merhametinin çok geniş olduğunu bilmek hepimize çok büyük bir kazanç sağlayacaktır.